Zülfikar'a plakayı yazdın mı? 34 Samsun Trabzon Hatay 57. Yazdım Can Polat. Hayırdır, bu tırı mı arıyorsun? Zülfikar'a, örgüt bu tırla benim için çok önemli bir şeyi yurt dışına çıkarmaya çalışıyor. Ne taraflarda olduğunu biliyor musun? İstanbul'dan çıkalı 2 saat oldu. Ama hangi yöne gittiğini bilmiyorum. Tamam Can Polat, sen merak etme. Ben şimdi telsizle geçeceğim. Türkiye'de ne kadar kamyoncu varsa gözün kulağın olacak. Abdürey, pilota söyle, helikopteri hazır etsin. Haber alır almaz hızlıca ulaşmamız lazım. Abi, bunlar sıkıştıklarını anlayınca karayı öldürürler. Yapacak bir şey yok. Kandil'e giderse ölmekten beter ederler. Zeynel, şunu anons et bakalım. Aksol model tır çalınmıştır. Araç sahibi arkadaşımız mağdurdur. Görenlerin telsizle mevki bildirmeleri rica olur. Bütün şoför arkadaşların dikkatine. Ulan millet kafayı yemiş. Her şey çalınır da tır çalmak ne demektir anlamadım gitti. Diğer tıra yerleştirdiğimiz adamlar bitirememiş mi Polat Alemdar'ı? Maalesef başkanım. Polat Alemdar arkadaşlarımızı öldürmüş. Neyse. Polat Alemdar onlarla oyalanırken karayı taşıyan tır yolu yarladı. Polat Alemdar karayı almak istiyorsa artık Kandil'e gelmesi lazım. Alo. Malum şahıs yemi yuttu. Yolunuz temiz. Başkanım, telsizden bütün şoförler bizim araca plakasını anons ettiler. Zülfikar Fevdeli ne kadar şoför varsa peşimize saldı. En yakın yerde ana yoldan çıkın. Tenha bir yerde plakalar değiştirin. Başkanım, izin verirseniz uygun bir yerde saklanalım. Ortalık yatışınca döneriz. Ne diyorsam onu yapın. Soğukkanlılığımızı yitirmememiz lazım. Onlar size doğu güzergahını da arıyorlar. Plakalar değiştirince tekrar arayın. Abi gelin neye biner? Gelin arabası. Memati 31 Mayıs demiştin ama ben bu kadar ciddi olduğunu düşünmemiştim. Şimdi cezaevinden çıkıp düğüne mi gideceğiz? Yok gülüm, önce eve gideceksin. Gelinliğini giyeceksin. Sonra kuaföre gideceksin. Sonra ben Ömer babaları alıp geleceğim. Seni hep beraber evden alacağız. Biraz arabayla gezip düğünümüze eğlenmeye gideceğiz. Bunların hiçbirine gerek yok. Biz seninle evimize gidelim. Hayatta olmaz. Söz ağızdan bir kere çıkar. Alemin gördüğü en büyük düğünü yapacağız dedik. Memati, önce bir Leyla'ya uğrayalım. Ona teşekkür etmem lazım. Düğüne gelecek, orada teşekkür edersin. Leyla'nın şimdi işi var. Savcı Hanım, hiç merak etmeyin. Bebeği sağ salim bulmak için özel bir ekip oluşturduk. Çok sayıda arkadaşımız aralıksız çalışıyor. Çocuk hasta müdür bey. Her geçen dakika sağlığı açısından çok önemli. İnci Tataroğlu'nun bilinen adreslerini arama yaptınız mı? Yaptık efendim. Ne İnci Hanım'dan ne de bebekten bir iz yok. Müdür bey,
Bu İnci Tataroğlu varlıklı bir kadın. Özel uçağı, yatı falan vardır. Yurt dışına çıkmasına engel olmamız lazım. Hakim Hanım, İnci Hanım'a kayıtlı bütün vasıtaları gözlem altında tutuyoruz. O araçlardan birini kullanmak isterse hemen yakalarız. Merak etmeyin. Müdür Bey, çocuk özel bir ilaç kullanıyor. Bu ilaç her yerde bulunan bir ilaç değil. Eza depolarını, eczaneleri araştırırsanız belki bir sonuca ulaşabiliriz. Buyurun, ilaç bu. Uzman doktorlarla bizzat görüşeceğim. İlacı temin ederlerse bulmamız zor olmaz. Seher, bu iyiliğini unutmayacağım. Bize evini açtın. İnci Hanım, sözü mü olur, ne demek? Biz her şeyimizi size borçluyuz. Ama bu çocuk rahatsız belli. Doktor çağırmak lazım. Hep Polat'ın yüzünden. Çocuğumu benden ayırdı ve hasta etti. Ama ben halledeceğim, merak etme. Tamam canım. Yaşar Ağa, senden son bir iyilik isteyeceğim. Bana ağzı sıkı bir doktor lazım. Şuradan soldan tahliye yola çık. Beyler, sizin aradığınız tırın plakası neydi? Tamam Zülfikar, sağ olasın. Bulmuşlar mı abi? İpsala istikametinde ana yoldan çıkarken görülmüş. Haber ver, sınırı kapatsınlar. Abi bu dayan olmaz. Kandil'e giden adamın İpsala'da ne işi var? Abdüre, en kısa yoldan yurt dışına çıkarmaya çalışıyorlar. Ondan sonrası zaten kolay onlar için. Mesele Türkiye'den çıkar. Hadi geçmiş olsun bacım. Allah tekrarından saklasın abla. Sağ ol reis. Yani bir lafı bana ille bin kere söylettireceksiniz. Hemşehrilerimiz geçmiş olsuna gelmiş. Ne yapacağız, gönderecek miyiz? Göndereceksin tabii. Hadi hadi, berbere merbere gideceksiniz. Vakit dar. Memati, ömrümü yedin. Daha Polat abilerin geleceği belli değil. Ya biz gidelim, yetişemezlerse bir daha yaparız. Anne, ben hazırlanıp çıkayım. Memati, böyle apar topar düğün mü yapın? İnsanların yarısının haberi yok. Kimin haberi yokmuş, söyle çağıralım. Gönderdiğin listeye baktım. Mete Bey yok.
Niye? Mete Bey babamızın oğlu mu? O kadar iyiliğini gördüm. Bu düğün, hayır gecesi, kermes falan değil. Kardeşim, bu bizim düğünümüz mü? Yalnız senin düğünün mü? Sen evlenince kendi düğününe istediğini çağırırsın. Ben hazırım anne. Hadi gitmiyor muyuz? Hadi gidiyoruz. Memati gibi bir adama 50 milyon dolar az Yaşar ha. Bu rakamı Memati duysa gelir kafana sıkar. Bana bir istediğin fiyat bu mu der? Pazarlık diye bir şey var Cemal Başkan. Siz siyasi pazarlığa alışmışsınız. Ticari pazarlığı unutmuşsunuz. Öyle bir rakam söyle ki pazarlık yapmamıza değsin. Polat'la Memati benden çok sizin düşmanınız değil mi? Senin bu işi bedava yapman lazım. Ben üstüne para veriyorum. Onlar bugün benim düşmanım. Yarın belki siyasi pazarlık yapacağım adamlar. Sen oğlunun intikamını almak istiyorsan kesenin ağzını açacaksın Yaşar Ağa. Örgütten ayrı bir 50 milyon da sana vereyim. Sen örgüte 50 milyon aldım de. Kimsenin haberi olmaz. Yaşar Ağa, şimdi pazarlığa başlayabiliriz. Başkanım, haber geldi. Sınırı kapatmışlar. Hayırdır başkan? Bir sıkıntı mı var? Önemli bir şey değil. Biz işimize bakalım. Senin tek oğlundu değil mi? Bence biraz daha vermeye değer. Ne kadar istiyorsun açık söyle. Öyle bir rakam ver ki ağalığının, evladının değeri ortaya çıksın. Saçımı topuz değildi acaba, açık mı bıraksam? Bence toplarsanız daha güzel olur. Geline topuz yakışır. Giyeceğimize bir türlü karar veremedik. Gelinliğiniz nasıl? Ya gelinliğim aslında biraz aceleye geldi ama şu modele çok benziyor. Böyle strapless. Çok güzelmiş ama. Hani yarım saati hallediyordunuz? Memati Bey, gelin başı bu haliyle zaman alıyor biraz. Memati yapıyorlar işte. Darlatma insanları. Gelsene sen bir dakika. Buyurun. Bunu ikaz olarak kabul et. 10 dakikaya saçı başı toparladın yoksa ben senin saçını başına yaparım. Tamam abi. Ne duruyorsun, yürü. Yürü. Biraz çabuk olalım. Niye? Memati Bey sinirlendi biraz. Biraz çabuk olursak. Ne yaptınız artist? Arıyoruz abi. Arama, bitir işi. Düğün var da. Bulunca haber veririz abi. Elinden gelenle yetinme Abdüley. Beynin, yüreğin, ayakların, neyin varsa koy ortaya. Akciğerimi de bırakayım mı abi? Sen asıl bu çeneni koy da bak bakalım ondan sonra nasıl buluyorsun. Kapat.
Sen devam et, tut şunu. Buyur abi. İşi uzat. Efendim, bir karar verin. Acele mi yapayım, ağırdan mı alayım? Beğenmedim o yaptığın saçı. Git bir daha yap. Daha görmediniz bile. Nasıl beğenmediniz? Beğenmedim diyorsan beğenmedim. Ne diyorsan onu yap. Hadi yürü. Tamam abi. Aç hemen bir kulüpleri. Ya ne oluyor? Baştan yapacağız. Tut şunu. Başkanım, plakaları değiştirdim. Tamam. Alo. Başkanım, plakaları değiştirdik. Yola devam edelim mi? Hayır. Tırı terk edin. Adamı yanınıza alın, oradan uzaklaşın. Başkanım, sıkalım kafasına gitsin. Köydeki uyuz eşeğe mi sıkıyorsun? Ne diyorsam onu yap. Parayı getirin. Beni buradan çıkarın. Askıda sallanıp duruyorum. Nefessizlikten ciğerim patladı. Ayrıca da tuvaletimi yapmam lazım. Sen burayı şehirler arası otobüs mü sandın? Tuvaletin geldiyse altına yap. Sen ikide bir arayınca biz daha mı çabuk buluyoruz karayı? Usta, en önemli gününde yanında değilsiniz. Stresten ölüyorum. Stres yok Memati. Pozitif ol. Ne kadar sürer usta? Ben Ömer babalara gidiyorum. Selvi kuaförde. İşi bitince alacağız. Kuafördeyse rahat ol Memati. Onların işi bitene kadar biz çoktan gelmiş oluruz. Tır aşağıda. Kaptan, bana bir yer söyle. En yakın nereye inebilirsin? Çabuk olun. Ormanda izimizi kaybettirelim. Bırakın beni. Nefesim kesildi. Burada sıkır işte. De sen ne uğraştır lan? Tamam başkanım. Takın şunu bagaja. Oradalar mı? Şu tarafa doğru gir. Tamam başkanım. Acele!
Zaman ne çabuk geçti be abi. Sen daha dün öldün sanki. Diyeceksin ki dün ölmüş olsam kızım küçücüktü. Haklısın, zaman geçmiş. Küçük kızın büyümüş. Ama sana mutlu bir haber vermeye geldim. Kızın emin ellerde. Son nefesime kadar onu üzmeyeceğime yemin ederim. Diyeceksin ki ölmeyeceğine yemin et. Söz abi. Ölmeyeceğim. Çocuğu hastaneye kaldırmamız lazım. Olmaz. Yurt dışına çıkacağız. Orada tedavi ettireceğim yavrumu. Niye doktora göstermediniz? Doktor bey, Yaşar Ağa sizinle bu konuyu konuşmadı mı? Çocuğumun kaçırılma ihtimali var. Kimseye güvenemem. Bakın, çocuğunuzu kaybetme ihtimaliniz daha kuvvetli. Bizi bir gün idare edecek bir şeyler yap. Yarın evladım güvende, en iyi hastanelerde olacak. Bu ilacı alın. Nasıl kullanacağınızı buraya yazdım. Selvi mi? Leyla'cığım, kız kaçıncı kez arıyor? Baksaydın. Ben sonra ararım onu. Canım, müsait değilim. Arayacağım. İlaç saati geçeli çok oldu Leyla. Canım, merak etme. Sağ salim bulacağız oğlunu. Artık çok geç. Bulacağız, merak etme. Orman yoluna girmişler. Abdülbey, durdur şunu. Dur! Dur, dur! Dur! Amca! Haydi, araba bize lazım. Eşkıya mı hadi sen? Amca. Yol mu kesiyor? Hadi amca. Hadi, hadi. Hadi. Müsaade. Hadi. Al. Ne oluyor bak, ya? Amca, sen kendine yeni bir araba. Al bak, helikopter de senin olsun. Olmuşsun yavrum. Maşallah. Yavrum. Hasan, bak bir daha söylüyorum. Düğünde gaza gelip silah atmak yok, tamam mı? Sen benim boşamayanı yaptığımı gördün mü? Doğru söylüyorsun. O Cemallerin düğününde ben de mi takır takır silah sıkandım? Aa, sen miydin Hasan o? Yok Nazife anne, karıştırıyor Hikmet. Aman, aman.
nerede? O baban var ya, o baban. Ömrümü yedi bugün ömrümü. Oh. Oh. Dur bakayım. Dur bakalım. Bekle. Hadi bakalım, buna da gelmesin de göreyim. Ne yaptın? Resmini çekip babana yolladım. Seni böyle görsün bakayım, geliyor mu gelmiyor mu? Hadi bakalım. Hop. Memati, ömrümü yedim. Torpil bulmuş Abdülay. Gaza bas Abdülay. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anacığım. Hoppala. Gel. Gel. Benim de bu cihana gelişim, bu güzel uğruna. Ne demiş babam? Hemen geliyorum demiş seni görünce. Çocuk mu kandırıyorsun? Gelmeyecek biliyorum. Memati, gelmiyorlar mıymış? İnşallah gelirler anne. Hadi evladım gidelim. Güzel kızımızı bekletmeyelim. E hadi. Anacığım biz Selvi'yi alıp gelelim. Senin elini öpsün öyle gideriz. Nasıl yani? Bensiz mi alacaksınız kızı? Anne ben gelemezsin diye dedim. Sürünerek bile gelirim Memati. Kaç tane oğlum var? Anne ben seni süründürür müyüm? Sırtımda taşırım. Sen yeter ki gel. Hadi. Sesler bu taraftan geliyor Abdülay. Gazla. Yolundan kaçıyoruz. Polat Alemdar peşimizde. İyi diyerek izlenin geliyoruz. Başkanım bu ajan da nasıl bir ajansa nefes darlığı varmış. Adam ölüyor. Dağda ciğeri çürüyen bir biz değiliz. Ben gelinceye kadar ölmeyecek. Ne yap ne et yaşat onu. Kolaysa sen yaşat. Doktor muyum ben? Tamam abi. Öldü mü lan bu? Çıkarın dışarı. Bak şuna. Bak şuna. Thank you.
abi ellerinden kurtulmuş galiba. Daha değil Abdülhamit. Gel. Canım, çok güzel oldun. Leyla'yı bir de sen mi arasan? Selvi'cim, meşgul olmasa burada olurdu zaten Leyla. Bugün iş olur mu? Vallahi çok merak ettim. Ne kadar güzel oldu. Senin düğün fotoğraflarını görmemiş olsam güzel olduğuma inanacağım. Bir insanın annesinin bu kadar güzel olması ne talihsizlik değil mi? Benim biricik meleğim. Bunu baban almıştı. Kızımın düğününü göremezsem takarsın demişti. Sahiden mi anne? Kavga bile etmiştik niye böyle konuşuyorsun diye. Nesrin diye bağırmıştı. Emekli olacak halim yok ya. Ya yaşayacağım ya öleceğim. Sen dediğimi yap demişti. Başkanım uçurumdan atlamış olmasın. Hakkını teslim etmek lazım. Gördüğümün tehlikeli düşmansın. Sen de bugüne kadar elimden kurtulan tek adamsın. Şimdi senin ne havan olur değil mi? Ha? Orada burada anlatırsın karayı öldürdüm diye. Halkımızın en büyük düşmanlarından birini öldürerek tarihe geçeceğim. Polat Alemdar, sen ya benim Hızır'ımsın ya da senin Hızır'la bir akrabalığın var. Kara işim var, düğüne yetişeceğim, sonra laflarız. İyi de benim bildiğim Hızır ölüm kalım işlerine bakıyor. Aşk meşk işlerine değil. Memati için ölüm kalım ne ki? Düğün daha büyük stres. Hadi. Eyvallah. Gel gel. Gel Abdülhamit. Mete ben çok sıkıldım. Ne olur bir yerlere gidelim. Tadım yok Buket. Hiçbir yere gidemem. Sen arkadaşlarınla bir şeyler yap. Son zamanlarda bana hiç vakit ayırmıyorsun. Farkında mısın? Hiç bakma öyle. En son ne zaman beraber bir şeyler yaptık? Bir yere gittik? Beraber oturuyoruz işte burada. Benimle bir şey yapmak istiyorsan burada otur. Yok gezmek istiyorsan arkadaşlarını ara. Beni daraltma.
Efendim Nesrin? Hanım. Biraz sürpriz olacak ama bugün Selvi'nin düğünü var. Seni unuttum sanma. Selvi'nin durumundan ötürü bugün ancak kesinleşti. Gelirsen çok sevinirim. Davetin için teşekkür ederim. Ama benim oraya gelmem keyfinizi kaçırmasın. Asıl gelmezsen ben mutsuz olurum. Hayatta en son isteyeceğim şeydir. Mutlaka geleceğim. Çok mutlu edersin. Hoşça kal. Hani keyfin yoktu? Bir yerlere gidemezdik. Bir yere değil, düğüne gidiyorum. Gitmesem çok ayıp olacak. İyi bari. Beraber bir şeyler yapmış oluruz. Ben üstüme bir şey alayım. Eğlenmeye gitmiyorum. Gidip gönüllerini yapıp çıkacağım. Kimin bu düğün Mete? Selvi Çakır'ın. Beni niye götürmediğin anlaşıldı. Geçmiş olsun. Çocuğunuz mu rahatsız? Evet. Benim bir depoya bakmam lazım elimizde var mı diye. Siz iki dakika oturun, ben geliyorum. Alo, memur bey. Oldu değil mi? Evet, harika oldu. Geldiler. Polat abi var mı? Yok, Ömer babayla gelmiş. Hadi. Bacım zaten altındır. Baş tacıdır. Başının üstünde taşıyacaksan verelim Memati Baş. Altının kıymeti sarrafın elinde belli olmuş. Memati hem altındır hem sarraf. Allah herkese böyle güzel, hayırlı evlilik nasip etsin. Beni çok mutlu ettiniz gelmekle. Sizi mutlu görmek bizim en büyük mutluluğumuz. Nazif anne de arabada. Benim kemerim yok. Baban getirecek ya ablacığım. Hep çocuk kandırın, hep. Ne
Yüzü güzel, kendi güzel kızım benim. Bahtın da güzel olsun. Kız çocuklarınız sana, erkek çocukların babasına benzesin inşallah. Amin anacığım. Memati abi, Nazife anne dua mı etti, beddua mı etti anlamadım. Bu memlekete bir memati fazla geldi, hele ki yenileri. Erhan akıllı ol. Oğullarım bana benzemezse ya Laziye'ye benzer ya da hıyar dayılarına. Bundan büyük dua mı olur? Başlar. Hop, hop. Başla. Hop, 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 hop. Amirim, malum şahsın yerini tespit ettik. Erhanlar neden bu kadar yavaş gidiyor? Ne bileyim, Erhan'ın işleri işte. Evladım, araba tuttu beni. Niye böyle ağır gidiyorsunuz? Hep oğlunun yüzünden. Memati abi tembih etti. Polat abi düğüne gelene kadar böyle döneceğiz anne. Gülşah peygambere gidelim baba, gelmişken. Biz neredeyiz mübarek nerede? Ta Beykoz'da. Olsun, yollar açık. İstiyorsanız gidelim. Eyüp Sultan Hazretleri de olur. Hatta Polat abim biraz daha geç gelirse Akşemseddin Hazretleri'ne Göynü'ye gideriz. Gelin lan! Bir dahakini sen ver. Tamam canım. İnce Hanım'ın yerini tespit ettik. Eski bir çalışanın evinde saklanıyormuş. Arkadaşları uyarın. Biz gelene kadar müdahale etmesinler. İnce Hanım'ın akli dengesi bozuk. Çocuğa zarar verebilir. Hadi. Polat Alemdar. Gelinim ne alemde? Sana söylemeyi unuttum. Torunun oldu. Kız mı erkek mi? Erkek. Fermanım geri geldi. Memati'ye söyleyin artık kusura bakmasın. Ben torunumun yanına gideceğim. Memati seni affetmez söyleyeyim. Polat Alemdar, Mete işini ne yaptınız? O iş biraz karışık. Torunumu bir seveyim, evvelallah o işi de düzeltiriz. Tora, sen hiç mi uslanmayacaksın? Hı.
Özlan, ben gaziyim. Üsümü mü arayacağım bir? Pardon efendim, buyurun. Evet sayın seyirciler, gelin ve damat şu anda mekana geldiler. Evet sayın seyirciler, Vemati Baş ve Selvi Baş'ın düğünündeyiz. Vemati Bey ve Selvi Baş şu anda dünyaya... Neredesin? İyi ki sana kapıyı emanet ettik ha. Şimdi arabadan iniyorum. Bak arkandayım abi. Kapının önündeyim, merak etme. Ustadan haber var mı? İşi bitmiş. Üstünü değiştirip gelecekmiş. Oh be. Tamam, görüşürüz. GBT'lere baktınız mı? Efendim, tek tek bütün personel incelendi. İstihbarattan da soruldu. Müzisyenleri kim organize etti? Merak etme. Düğüne dair herkes inceletti. Sadece müzisyenleri değil, garsonları, valeleri, catering personelleri de. Bir aksilik olmasın. Nazik davranın. Kimsenin de keyfi kaçmasın. Canınızı okurum. Tamam abi. Arkadaşlar, bu sınırı geçtiğinizi görmeyeceğim. Davetleri rahatsız etmeyin. Ne yapacaksanız buradan yapın. Gözünüz yerlerinde olsun. Çok şükür ilaç tesir etti galiba. Çok teşekkür ederim Seher. Evladımın hayatını sana borçluyum. Bu iyiliğini asla karşılıksız bırakmayacağım. Savcı Hanım, burası. Müdür Bey, bir an evvel kurtarın çocuğumu. Önce ben bir konuşayım. İkna etmeye çalışayım. Çocuğu riske atmayalım. Bence de iyi olur savcı Hanım. Bırakmadı peşimizi. İnce Hanım, ne yapacağız? Sen oyala, ben çocuğumu alıp kaçacağım. Kaçamazsınız, polisler her yeri sarmışlar. Seher, başka şansım yok, çocuğumu alacaklar. İnce Hanım, polislere anlatırsın, size yardımcı olurlar. Bak, şu başlarındaki savcıyı görüyor musun? Polat'ın sevgilisi. O varken kimse beni dinlemez. Kapıyı aç. Olay daha fazla büyümesin. Gidin buradan. Bırakın peşimizi. İnci, o senin çocuğun değil. Çok büyük bir hata yapıyorsun. Lütfen bırak çocuğu alalım. Her şeyimi aldın. Kocamı aldın. Çocuğumu bari bana bırak. Sana yalvarıyorum. İnci, bak kadıncağız ne hale geldi. Kendi çocuğu olmasa bu kadar perişan olur mu? Sen ne anlarsın annelikten? Çocuğumu alırsanız ben yaşayamam. Söyle polislere gitsinler. Yoksa gırtlağını keserim. İnci, artık çok geç. Beni öldürsen de gitmeyecekler. Yaklaşırsanız Leyla'yı öldürürüm. İnci, ne olur sana yardım etmeme izin ver. Polis buraya baskınla girerse çocuğun hayatını tehlikeye atmış olursun. Leyla, sana yalvarıyorum. Polat da senin olsun. İstersen bütün servetimi de sana vereyim. Ne olur oğlumla gitmeme izin ver. İnci,
İnan ben de oğlunun mutlu olmanı isterdim. Ama senin çocuğun öldü. Ve kimse bunu değiştiremez. Yalancı! Hala gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. İnci! İnci! Dur! İnci Hanım, ne yapıyorsunuz? İnci, yapma! Sesini. Ver bebeği. İnci Hanım, lütfen. Ver dedim sana. Çık dışarı. İnci Hanım. Çık dışarı. Kapıyı kilitle. İnci, kapıyı yapma kilitle dedim. Ateş etmeyin, çıkıyorum. İnci, yanlış yapıyorsun. Leyla, sus. İnci Hanım mutfakta, ikisini de öldürecek, yetişin. İnci, yapma. Tek istediğim oğlumla beraber yaşamak. Madem buna izin vermeyeceksin, hepimiz burada öleceğiz. Ben çok kötüyüm. Bebeğe bir şey mi oldu? Yok. Çok şükür kurtardık. Ama ben çok kötüyüm. Sana çok ihtiyacım var. Neredesin sen? Yanına geliyorum. Ettiler mi seni? Abi, bana tabak çanak taşıtırıyorsun ya. Taşı oğlum. Silah da taşı, tabak çanak da taşı. Var mı yamuk gibi? Yok abi. Şimdilik iyi görünüyor her şey. Hadi sen bana bir çay getir. Koçum, içkili bardakları bir tek sen bileceksin. Benim söylediklerimden başkasına vermeyeceksin. Tamam abi. Bu senin harçlığın. İş bitiminde gel, aynısından bir tane daha. Sağ ol abi. Cahit abin çıkınca çantayı dediğim yere götürürsün. Tamam abi. Abi, evde kimse yok. Herkes düğüne gitti. Tamam. Kuaförler gelecek birazdan. İçeri alırsın. Tamam abi. Canım, sen otur, ben hemen geliyorum. Sen git ya. Aşkın olmasa...
Ben bu halimle gelip bir de insanların en mutlu gününü zehir etmeyeyim. İyi. Benim işime gelir. Burada otururuz ikimiz. Telefonları kapatırız. Aslında Memati'yi o halde görmek isterim. Ne abi? Düğünde oynarken mi? Yoksa telefonlarımız kapalı, düğüne gitmediğimiz hali mi? İkisi de. İkisinden birini seç. Sen git, ben burada kalayım. Memati ile karşılıklı oynayacağız. Bunu görmek istemez misin? Biri kameraya çeker nasılsa. İzlerim. Bak, kendi düğünümde bile oynamayacağım. Kaçırılır mı bu? Yok ya. Gelirsen hem bu düğünde hem ikimizin düğününde oynayacağım. Polat, bu halde nasıl geleyim? Sen her halinle güzelsin. Yaran yarimdir. Hadi bakalım, kuaför seni biraz süslesin. Ben de bir tıraş olayım. Gidelim. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ah, hoş bulduk. Prenses gibi olmuş maşallah. Bir isteğimiz arzunuz var mı? Teşekkür ederiz. Darısı oğlunun başına evladım. Amin, inşallah. Yok mu Selvi'nin arkadaşlarından biri? Kısmet, bakalım. Hayırlısı. Görüşürüz. Niye hiç çocuk yok? Ben şimdi nasıl vakit geçireceğim? Evladım, bunların içi çocuk. Sen bakma böyle göründüklerine. Kim ne istiyorsan onunla oyna. Bilseydim arkadaşlarımı çağırırdım. Biraz çabuk ol, zamanımız az. Kızım, niye burada oturuyorsunuz? Polat abileri bekliyoruz. Millet de sizi bekliyor. Yeter, ayıp. Selvi, olmadı sen geç, usta gelince ben de gelirim. Memati, sünnet olmuyorsun, evleniyoruz. Tamam, tamam. Bir şey mi dedik?
Ya abi. Ne duruyorsun burada? Yürüyüşüne bak. Hadi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber Cahit? Nedir vaziyeti bizimkinin? Odadan çıkmadı abi gelmedi diye. Ben de yanına gitmedim. Burada bekliyorum. Beni görmedin Cahit. Hiç çekemem şimdi bir kamyon lafı. Hop Abdüley. İnsan doğarken şanslı doğacak arkadaş. Nerede kaldınız oğlum? Geldim işte abi. Hani ustayı göremiyorum. Yoldaymış abi. Oğlum usta gelmeden sen niye geliyorsun? Gideyim mi abi? Artist konuşma. Usta gelmezse birine patlayacağım. O da sensin. Ne oluyor lan? Koş içeriden Abdüley'i çağır. Merdivenin başında. Abi cevap ver. Abi bir bakar mısın? Ne oldu? Alo abi. Cahit Memati'ye söyle. Bir daha aratırsa size vallahi gelmeyeceğim. Abi onun için değil. Beyefendi geldi. Sen mi çağırdın? Ben niye çağırayım? Ne yapacağız? Ne yapacaksın Cahit, alacaksın. Tamam abi. Polat abi dedi ki Abdüley ilgilensin beyefendiyle. Kim çağırmış? Hoş geldiniz. Hoş gördük. Darısı hepinizin başına. Hanginiz evlense yine gelirim. Eksik olmayın. Buyurun. Müdürüm siz tek refah katıldın beyefendi. Olur. Arkadaşlar benimle kalsın. İçeride güvenliğimiz en üst düzeyde. Çocuklar siz arabanın yanında kalın. Bana iyi bir program yapmışlar mı? Yapmışlardır mutlaka. Eminim yapmışlardır. Ne oğlum? Biz bize düğün yapacaktık. Bunu kim çağırmış? Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Az dur, geliyorum. Ya. Memati, Allah aşkına nereye gidiyorsun? Sadıçsız düğünde güvey ortaya düşer. Geliyorum. Memati benim evladımdır. Selvi de benim kızımdır. Selvi'nin dedesi de benim en iyi arkadaşımdır. Ben bu düğüne gelmeyeceğim de nereye geleceğim? Rahatınıza bakın efendim. Güzel. Evet. Abi ne yapıyorsun burada? Kim çağırmış beyefendiyi? Polat abi ben gidemiyorum. Bari beyefendi gitsin demiş. Yapar kardeşim, onu da yapar. Beni burada çatlatsın diye İskender'in mezarından çıkarır Ersoy'u yollar. İskender'i çıkaramamış mezardan ama Ötebe'yi yollamış. Yapma bana böyle pis şakalarından. Yok arkadaş, bu kadar da değil. Arkadaşlar çekin. Arkadaşlar tamam çekin. Arkadaşlar aldım diyorum, çekme artık, tamam mı dedim. Arkadaşlar, Mete Bey tamam. Hoş geldiniz. Safa getirdiniz. Hoş bulduk kardeşim. Tebrik ederim. Niye çekiyorsun, tamam. Eksik olmayın. Yalnız Mete Bey aile arasında biz eğlence tertip etti. Düğün bile değil. Çekmeyin diyorum. Biz zaten evliyiz. Arkadaşım sana ne diyorum ya? Mete Bey ailemizin büyüklerinden. Lütfen
arkadaşlar, arkadaşım. Rahatsızlık vereceksem girin. Arkadaşım, bir müsaade eder misin? Nasılsa Memati'yi gördüm. Selvi'yi görmedim sana. Buyur. Birader, silahla almıyoruz. Tufan, sen arabada bekle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk koçum. Darısı başına. Daha bize var Mete Bey. Abdüley. Boş yerimiz var mı? Beyefendinin yanında oturmak ister misiniz? Tabii ki. Buyurun. Hoş geldiniz. Oo. Hoş geldin Meteciğim. Hoş bulduk efendim. Arzı hürmet ederim. Buyur. Demin Sabriye dedi. Yuvayı dişi kuş yapar. Gördün mü kızımın güzelliğini? Maşallah, maşallah. Evet, buyurun. Nesin Çakır, Pusat Çakır. Ben de size bu düğünü dar etmezsem... Düğün bitti, sen gelmedin. Memati, ben düğün sahibi. Cenaze sahibi. Gel, gel. Burada cenazesi kılınacak çok adam var, çok. Değilsin. Baksana, içip kayşonu vurmayam. Ben buradan çıktıktan sonra kimi istiyorsan vur. O zaman gelin. Bak. Zülfikar iki çuval dolar getiriyormuş. Eğer sen eli boş gelirsen kapıdan almam, rezil olursun ha, ona göre. İmdat. Bak, Memati bir şey değil, duyar mıyım? Gel gel, tercüme et. Öyle bir duydun ki. Gençler, size çay kahve ısmarlayan var mı? Rahatınız yerinde mi? Yerinde efendim. Var mı bir sıkıntı? Yok efendim. İyi. Şimdi bak pisliğe. Ortalık pislikten geçilmiyor ki zaten. Şimdi dedim ki Memati sinirden patlayacak. Niye gülüyorsun sen? Bugün kimse benim moralimi bozamaz gülüm. Nasılsın? Bebeğin saati iyi mi? İyiyiz ikimiz de. Ben sizin için çok korktum. Çok endişelendim. Hepsi geçti. Üzülecek bir şey yok. Kucağınıza almak ister misiniz? İyi de... biraz ağlıyor yani. Ver bakalım.
babasına benziyor. Beni size ulaşmam için Ferman'ın yanına yerleştirdiler. Ama ben Ferman'a sevdalandım. Dediklerini yapamadım. Onlardan koptum ama bizi buldular. Ferman'ı gerçekten sevdiysen ona her şeyi anlatman lazımdı. Anlattım. Ferman her şeye rağmen beni sevdi. Ben ona yalvardım, ayrılalım dedim. Ben her şeyi halledeceğim dedi. Babam bize yardım eder dedi. Sonra niye peki geri döndün? Ferman'ın intikamını almak için. Ama beceremedim. Sen merak etme. Ferman'ın intikamı alındı. Müsaade ederseniz adı Ferman olsun. Babasının adını yaşatsın. İyi düşünmüşsün. Olur. Adı Ferman olsun. Ferman. Sen niye bu kadar meyve suyu içiyorsun? Sabahtan beri bir şey yemedim. Şekerim düşüyor. Memati abi küp gibi içti. Abi gelmeden kafayı bulacak. Gel Memati abi hayatın şokunu yaşatalım. Bak o zaman stresli kalıyorum. Ciddi misin? Çalıyor oğlum bunlar. Bak o hadsiz pusat yırtık tondan çıkar gibi çıkmasın hesabını sana sorarım Erhan. Yok abi o değil. Selvi ben kafayı buldum galiba. Bu oynayanlar Abdül ile Cahit mi? Gülüm çabuk para getir. Abi paraları başkaları sana getirecek, sen takmayacaksın. Hadi lan çabuk. Hadi. Aslanlarım benim.
Alın bakalım. Lan oğlum, niye benim haberim yok sizin böyle oynayabildiğinizden ha? Düğün oldu da oynamadık mı abi? Ulan Abdüley, sana helal olsun. Söz, en kısa zamanda senin düğününü yapıp ben de böyle oynayacağım. Oh. Zeynep, çantayı getir. Aslan bunlar aslan. Oh. İmdat, Safet, yürü oğlum. Arama yapmamız lazım beyler. Zorluk çıkarmayalım. Getire getire iki çuval mı para getirdin? Ben hava atmaysam mıyım? Yoksa tırı dayamıştım şimdi kapıya. Zülfikar getirdi bak, haberin olsun. Onun parasıyla benim param bir mi? Benim parayı nasıl zor şartlarda kazandığımı bir alabilir. Bir de ben köpürür ayarım rinanay rinanay nay, kayığa da binsem götürür ah yarim ah, benim de buraya gelişim ah yarim rinanay rinanay nay, bir güzelden ötürü ah yarim ah. Usta, hoş geldin. Duyduk meziyetlerinizi. Yanlış duymuşsunuz. Çok güzel olmuşsun. Tebrik ederim. Tebrikler. Teşekkürler.
Bak oturmak yok Leyla. Yoksa ben de senin düğününde oynamam. Benim düğünüm olacak mı dersin? Hadi görüşürüz. Babacığım. Selvi'cim, tebrik ederim. Size hoş geldiniz. Zazan'ın burada ne işi var? Hatır koydu Hikmet. Düğün yeridir. Bozma. Çok güzel olmuşsun. Niye sakallarını kestin? Beni daha güzel öp diye. Öpmeyeceğim işte. Bekledim gelmedin. O zaman ben öperim. Ya dur yapma. Ya sıkma. Öpeceğim işte. Bugün sıkmayacağım da ne zaman sıkacağım birader? Hasan bu bende kalsın. Dur çıkar kendisini öyle alırsın. Bırak şunu. Sana hediye mi olur? Hadi. Bu kadar yeter Hasan. Bak çocuk korktu. Hadi Hasan hadi. Sapıttın iyice ya. Ne var? Senin ne işin var Allah'ın delisi? Şarkı söylüyoruz. Efendim kambersiz düğün olmaz. Ben yenge hanımı da tebrik edip gideyim. Hastanede merak ederler. Tebrikler yenge hanım. Hüsn abi kaçtın mı? Elektriği arar erdim. Tebrik ederim sizi. Kebana yeni mahsuller gelmeden ben yetişeyim. İnci yenge de aklınız kalmasın efendim. Bizzat ilgileniyorum. Size iyi eğlenceler. Hadi al bakalım o zaman. Efendim sizin uyuduğunuzu söyledi. Bebeğimi çaldılar. Bebeğimi durun, çaldılar. Sakin olun. Durun sakin olun. Yardım edin. Sakin olun.
dansa kaldırmayacak mısın? Burada mı? Evet. Şimdi sırası değil. Öyle mi? Başka zaman. Yoruldun mu hanım? Yok değil. Yorulduysan kalkalım hanım. Oturmaktan niye yorulayım bey? Biz gidelim de gençler rahat etsin. Hiç kusura bakma. Sen gideceksen git. Oğullarım beni getirir. Ben bu gece evlatlarımla eğleneceğim. Geleceğini gördün değil mi? İlk defa sonumu düşünüyorum. Elif'in düğününü mü? Düğünü görüp göremeyeceğini. Hangisi daha kötü bilemiyorum. Ulan imdat, ne vardı bu kadar çok içecek? Baba benimle dans etmeyecek misin? Tabii ki edeceğim kızım. Ben bir hava alıp geliyorum. Güzel dans ediyorsun. Nasılsın anneciğim? Mutlu musun? Sayende daha da mutlu olacağım inşallah kızım. İnşallah. Aferin sana. Tebrik ederim. Hoşça kal. Tebrik ederim canım. Tebrik ederim canım. Hoşçakal. Mete Bey geç oldu. Artık kalkalım biz. Hadi gidelim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Ne kadar giden? Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Hoşça kal. Hadi bakalım. Tebrik ederim. Teşekkürler. Anne. Musab nereye gitti? Kardeşine biraz dokundu kızım. Ne de olsa o seni çok seviyor. Duygulandı. Kimse görmesin diye içeri geçti. Yavaş. Allah mesut etsin. Sağ ol Zaza. Allah mesut etsin. Allah mesut etsin. Sağ ol abi. Küçük hanım. Elemda. Eyvallah. Dön bakalım şimdi. Aferin sana. Ne
Gel yavrum. Ne oldu Memati? Kovaladın mı milleti? Usta baktım milletin içinde oynayacağın yok. Ne yapayım? Ne oynaması Memati? Usta, hiç boşuna uğraşma, söz verdin. O zaman söyle harman dalacaksın. Hadi bakalım siz çıkın, boşalın. Ne yapalım, söz verdik. Hadi. Harman dalı çal. Sakın ölme.